Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Casper VIA T10'u inceleyeceğiz. Ayrıca yanımızda bugün Barış var. Barış biraz kendinden bahset abi. Seni bilenler biliyor. Evet, beni eski takipçilerimiz biliyordur. Yaklaşık bir sene önce ufak bir ayrılık yaşadık ama bir sene sonra yeniden Web Tekno'dayım. Ufak bir İstanbul macerası yaşadın abi. Evet, bir İstanbul'a gittim geldim. Hem hava değişikliği oldu hem benim için iyi bir değişiklik oldu. Ama tekrar buradayım dediğim gibi. Barış bundan sonra videolarımızda bizlerle birlikte olacak arkadaşlar. İncelemelerimizi beraber yapacağız. Şimdi sözü uzatmadan dilersen Casper tablete geçelim abi. Evet, Casper tablete geçelim. Casper gerek üretim politikası gerek fiyat politikası olarak kullanıcılardan çok fazla eleştiri toplayabilen bir firma kimi zaman. Ama şunu kabul etmek lazım ki bugün inceleyeceğimiz VIA T10 tablet iş görür sınıfına alabileceğimiz bir tablet rahatlıkla. Kesinlikle. Sen istiyorsan biraz tasarımından bahset. Nasıl Tamamdır. Yapmışlar? Ben çünkü çok fazla cihazı inceleme fırsatım olmadı donanımdan ziyade. Şimdi arkadaşlar cihazı elimize aldığımız zaman 10.1 inçti değil mi? 10.1 inç. Aynen. 10 inç diyebiliriz. 10 inçlik bir tabletle karşılaşıyoruz. Cihazda arkadaşlar on-off düğmesini görüyoruz. Cihazı sanıyorum dik konumda mı değerlendirmemiz lazım, yan konumda mı? Kullanıma göre değişir o aslında. Çünkü bunların bir T41 diye de bir modeli var. Onu biraz daha dik kullanıma yönelik yapmışlar. Casper logosunu cihazın alt tarafında, yan tuttuğumuz zaman alt tarafında görüyoruz. Biraz daha yan kullanıma yönelik olduğunu. Şimdi T41 demişken T41 ile bir de şöyle bir farklılıkları var. Bunun çözünürlüğü daha yüksek. T10'un çözünürlüğü T41'in çözünürlüğünden daha yüksek. Tamamdır. Bu açıdan yan tutup video izlemeye daha elverişli bir tablet olduğunu söyleyebiliriz. Aynen. Onun dışında arkadaşlar şimdi üst tarafında cihazı yan olarak düşündüğümüz zaman üst tarafında bir on-off düğmesi görüyoruz. Yani tableti açıp kapatabiliyorsunuz ya da tuş kilidini aktif veya deaktif edebiliyorsunuz. Bunun hemen yanında ses açma kapama düğmeleri var. Birbirlerinin biraz yakın olduğunu söyleyebilirim. Çünkü... Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Birkaç kullanıcı yorumunda vesaire de denk geldim. Sesini açmaya çalışırken filmin ortasında kapatmışlar. Uyku moduna alanlar olmuş o. Sıkıntılı bir ufak durum. Ufak bir ergonomi hatası diyebiliriz. Ama şöyle abi hani bunu bir hafta kullandıktan sonra muhtemelen elin çok alışacaktır ve yani, böyle bir sorun ortadan kalkacaktır. Hani bizimkiler biraz daha ilk kullanıcı deneyimi diye söyleyebiliriz. Bu ses açma kapama düğmesinin hemen yanında arkadaşlar micro SD kart slotu bulunuyor. Kaç GB'a kadar destekliyor? Micro SD kart slotu bence biraz yetersiz kalmış. 32 GB'a kadar micro SD desteği var arkadaşlar. Hani hem video izleyeceğiz, film izleyeceğiz diyoruz hem biraz kısmen düşük tutuyoruz diyebiliriz micro SD kart desteğini. Neden 128 olmasın? Bunu hani bir tatile gideceğimiz zaman filmlerimizi dolduralım bir yere gidelim pek fazla. Diyemiyoruz maalesef. Evet. Ya da daha fazla kart taşıyacağız yanımızda. 32'lik bol bol kart almanız lazım. Alt tarafında arkadaşlar iki tane böyle delikler görüyoruz. Bu bazı telefonlarda da var. Telefonlardaki genelde biri mikrofon biri hoparlör oluyor biliyorsun. Bunda ikisi de hoparlör ve hoparlörler stereo. Hoparlörler stereo. Hoparlörün yanda olması ya da altta olması benim hoşuma gitti. Çünkü arka tarafta olursa hem işte kılıf takıyoruz onun üzerine denk geliyor ya da yatarak bir şey izliyoruz, masaya koyarak bir şey izliyoruz. Ya da ellerimizle de kapatabiliyoruz bazen. Ya da kimi zaman öyle olabiliyor. O yüzden açık bir tarafta olması, hani kullanılmayacak bir tarafta olması hoparlörlerin çok daha avantajlı olmuş. Bu arada kılıftan da çıkartayım ben bunu. Bu arada kılıfı paketin içinde kendisi geliyor bildiğim kadarıyla. Aynen. Gayet güzel orijinal bir kılıf koymuş Casper. Ki hani bu da fiyatın içinde olduğunu düşünürsek 50-60 liralık bir kılıf bu ortalama. Yani fiyattan onu düşebiliriz aslında. Şimdi iki hoparlörün arasında bir mikrofon bulunuyor arkadaşlar. İşte sesli görüşme yapacağınız zaman Skype görüşmeleri ya da Facebook görüşmeleri bu mikrofondan sizin sesiniz karşı tarafa iletiliyor. Sol tarafında bir adet kulaklık çıkışı var ve onun hemen yanında şarj etmenize yarayan bir USB girişi var arkadaşlar. Ya da buradan veri aktarabiliyoruz. Tabletin alt tarafında herhangi bir şey yok. Sadece bir... Bu arada USB demişken sözünü kesiyorum. USB 2.0 desteği var arkadaşlar cihazın. Onu da belirtelim. 3.0 değil. Tamam. Kulaklık girişinden bahsetmişken bir de dahili kulaklık var zannedersem kutu içeriğinde. Kutu içeriğinden çıkıyor abi kulaklık. Ancak şunu söylemeliyim arkadaşlar. Hani yüksek kalitede müzik dinlemeyi seven arkadaşları çok fazla tatmin etmeyecek. Sesi biraz... Hani kaba tabir mi olacak bilmiyorum. Biraz böyle boğuk veriyor abi sese. Öyle bir sorunu var. Özellikle hani baslı müzik seven arkadaşlar için çok çok hoş bir kulaklık olduğunu söyleyemem. Ancak elinizde bir kulaklık vardır illaki zaten. Hani onunla değişim yaparsınız gibi geliyor bana. Ya da hiç yoktan işte dolmuşta ya da otobüste seyahat ederken gidiyorsanız yine işinizi görebilecek bir kulaklık yani var hani en azından. Olmamasından iyidir yani. Kesinlikle.
Cihazın ön tarafına baktığımız zaman bir tane ön kamera görüyoruz arkadaşlar. 2 megapiksel değerinde bu kamera ve onun yanında hemen sensörleri bulunuyor. Kameralarına birazdan değineceğim zaten. Arka tarafına baktığımız zaman da gayet düz, güzel bir tasarım var arka tarafının ve 5 megapiksellik bir kamera görüyoruz burada da. Cihazın tasarımı bu şekilde. 10 inçlik bir tablet. Biraz ağır olması normal abi. 10 inç çok da hafif olmasını bekleyemeyiz. Aynen öyle. Hemen bir ağırlığını... Evet, senin hassas terazin vardı orada. Ölçelim şöyle, şunu bir alayım. İzleyicilerimize de söyleyelim. Çünkü ağırlıkla ilgili bir değeri internette bulamadık. Evet, ağırlık bilgisini bulamadık. Bakkal yöntemine başvuruyoruz. 472 gram çıktı arkadaşlar ağırlığı. Yani hani uzun kullanımda elinizi yorar mı yormaz mı? Şahsen ben küçük elli olduğum için ve ya benim için bir problem yaratmadı abi. Ama bunu ufak bir yani, çocuk kullanırsa sıkıntı yaratır mı orasını? Bir süre sonra yorabilir. Hani bir de şey, hangi amaçla kullanıcısına bağlı dediğim gibi. Standını koyup da eğer video izleyecekseniz hiçbir problemi yok. O zaman kesinlikle ağırlıkla ilgili bir sıkıntınız yok zaten. Hatta daha zor devrileceği için daha kullanışlı bile diyebiliriz. Ama diğer taraftan araba yarışı vesaire falan oynayacaksınız. Sağa sola sürekli çevirmek vesaire. Ki zaten bu kadar büyük bir tableti döndürmek biraz sıkıntı zor yaratabilir. Olabilir. O zaman yorucu hale gelebilir. Tabii o zaman da şöyle bir şey bile devreye girebilir. Cihazın kutu içeriğinde OTG geliyor. O da çok büyük avantaj. Aynen. Buna bir hani joystick bağlayıp oyunlarınızı o şekilde de oynayabilirsiniz. Cayır cayır. Hani mouse da destekliyor. Joystick de destekliyor ki zaten daha önceki videolarımızda nasıl çalıştıracağınıza dair bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Şimdi dilersen abi birazcık da donanımından bahsedelim. Evet, donanımından biraz bahsedelim çünkü kullanıcıların en çok merak ettiği unsurlardan birisi o. Hani bu fiyatı vereceğiz ama neye sahip olacağız? Bu fiyatı vereceğiz, ne kadar vereceğiz abi? Bu fiyatı vereceğiz. Cezası nedir bunun? Biraz araştırdıklarında 500 liraya kadar indirebiliyorlar fiyatı. Hı hı. İyi bir araştırma yaptıktan sonra 500 ila 550 lira karşılığında Casper Via T10'a sahip olabiliyorlar. Ki takipçilerimizden puan puan kıstırarak onu daha düşük fiyatlara bence getirebilirler gibi geliyor. Yani hani kredi kartı kullanıyorlarsa onun işte bonusu vesairesi birikmiştir. Kampanyası vardır. Takside denk getirirler. Biraz daha uyguna çekebilirler ki 500 lira biraz önce senin de dediğin gibi kılıfın 50 lira olduğu düşünülürse tablet 450 oluyor. Evet, donanıma gelelim. Öncelikle Android 4.4.2 var arkadaşlar içinde. Başka da güncelleme gelecek mi gelmeyecek mi şu an bir bilgimiz yok. Firmada bir açıklama yapmadı. Firmadan gelen de bir açıklama yok bu konuda. Onun dışında ekranından bahsettik. 10.1 inç ekranda 1920x1200 piksellik çözünürlük gayet sunuyor. İyi. O da son derece yeterli zaten. Benim yazılarımı okuyan arkadaşlar da çözünürlük konusundaki durumu biliyorlardır. Hı hı. Hani eliniz kadar bir ekranda 4K çözünürlükte video izleseniz ne olacak, izlemeseniz ne olacak? Ama bu cihazda fark ediyor işler biraz. Ya 10 inçte 1920x1200 yeterli olur. Yani çok daha fazlasını araştırmaya, bakmaya gerek yok. Hı hı. Onun dışında fiyat tam bahsettik. Aynı fiyat aralığında 10 inç bir tablet almaya kalktıklarında sahip seçenekleri çok azalıyor. Çünkü hı hı. içinde 2 GB RAM var ama muadillerinin çoğunda 1 GB RAM var. 1 GB, aynen. Öyle bir problem var. Hani o yüzden şey demesinler. Aman işte alınmaz da işte ne alacağım da candiktir, şudur budur falan filan hı hı. diye. Hani eğer 10 inç bir tablet istiyorlarsa ve 2 GB RAM istiyorlarsa zaten belli başlı seçenekleri var. Çok fazla seçenekleri yok. Onun dışında işlemci konusunda? Intel Atom işlemcisi var. Hı hı. 1.83 GHz hızında. Bu sıkıntı yaratabiliyor bazı oyunlarda. Atom işlemci benim çok onayladığım bir işlemci türü değil. Hı hı. Çünkü Intel Atom'u bir dönem işte ufak notebooklar vardı. Çok küçük dizüstü bilgisayarlar. Onlar da denediler. Çok fazla olmadı. Isınma problemi yarattı. Zaten ya da... o kısım tam bir tablete geçiş evresiydi abi. Aynen öyle. Hani ben açıkçası Intel Atom'un devam ettirilmesi gereken bir işlemci hı hı. serisi olduğunu düşünmüyorum. Hani Cortex A9 varken, ARM Cortex A9 falan varken ya da cep telefonlarında kullandığımız Snapdragon 810 varken çok gerekli görmüyorum Intel Atom'a devam edilmesini. Ama Intel ne yapacak ne edecek onu bu yıl içerisinde göreceğiz zannedersem. Hı hı. Onun dışında yine Intel'in grafik işlem birimi var dahili olarak ve 656 MHz hızında da grafik işleme hızına sahip. Hı hı. Hani bu işlemci ve ekran grafik işleme birimiyle çok yüksek bir performans alamazlar. Yani çok zorlayacak oyunlarda belki kasmalar yaşayabilirler. Ama onun dışında günlük kullanım için kullanışlı bir tablet olduğunu söyleyebiliriz. İnternette gezinmek için ya da işte ufak çaplı oyunları oynayabilmek için diyelim. Daha çok multimedya bir... cihazı diyebiliriz aslında. Aynen öyle.
Tamamdır. Madem işlemcisinden bahsettin, grafik performansından da az da olsa bahsettin. Şimdi dilerseniz arkadaşlar ufak çaplı bir oyun testi yapalım. Oyun testinden önce şunu söyleyelim. Peki. Dahili hafızası 16 GB. Aynen, onu unutmayalım. O da önemli çünkü işte SD kart desteğimizde 32 GB'a kadar. 11 GB'ı boş geliyor. 16 GB deyip de şey yapmayalım, kandırmayalım milleti. Evet. Sistem 4 GB'ını ya da 5 GB'ını ortalama kaplıyor arkadaşlar. Ancak şöyle bir şey var, saf Android ile geliyor. Neredeyse içinde hani Casper'ın yüklediği saçma sapan uygulamalar yok. Evet, bu o benim... da çok büyük bir avantaj ki. Çok sevdiğim bir şey bu. Benim zaten Nexus hayranı olmamın başlıca sebebi içinde saçma sapan hiçbir uygulama bulundurmuyorsunuz. Aynen öyle. Bu tablet için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Oyun testine geçelim mi? Geçelim. Tamam. Evet, oyun testimizi yine 15 dakika boyunca Asphalt 8 oynayarak yapacağız arkadaşlar. Oyuna başlamadan önce %57 şarjımız vardı ve sıcaklığımız ortalama 33 derece civarındaydı. Şarj ile ilgili birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Kendi deneyimlerimi size aktarmak istiyorum. Toplamda 2 kere tamamen şarj ederek şarjını tekrar bitirdim. İlk şarjda gün içinde standart normal internette olan ufak tefek hani mail atma vesaire gibi işlerimi yaptım. Normal bir kullanıcı gibi kullandım. Akşam eve gittiğim zaman da 2,5 saatlik 1080p bir film izledim. Ve film bittiği zaman şarjım %3 kalmıştı arkadaşlar. Ertesi günde tamamen internette geçirdim. Hiç aralık vermeden sürekli bir şeylere baktım. Ekran sürekli açıktı, Wi-Fi sürekli açıktı. Ve ortalama 5,5-6 saate yakın bir kullanım sağladım. Tableti şarja taktığımda da arkadaşlar ortalama 4,5 saat, 4 saat 40 dakika civarında %100 şarj olduğunu söyleyebilirim. Şimdi %57 şarj var demiştik arkadaşlar. 33 dereceydi tabletimiz. Full parlaklıkta Wi-Fi açık. 15 dakika oynadık Asphalt 8'i. Şarjımız %48 seviyesine indi. %9'luk bir kayıp var. Ayrıca sıcaklık da biraz bana fazla geldi. 45 derece bir sıcaklığa yükseldi arkadaşlar. Mevsimin sıcak olmasından da kaynaklanabilir. Ancak yine de bu kadar ısınacağını tahmin etmemiştim. Şöyle bir şey var. Tablet bayağı büyük olduğu için oynarken bu sıcaklık elinize hiçbir şekilde yansımıyor. Bunu da belirtmemde fayda var. Oyun testlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kamerasından bahsedelim biraz. İki tane kamerası var arkada ve önde olmak üzere. Ön kamerası 2 megapiksel. Hani bir fotoğraf ya, çekmek için değil de biraz daha görüntülü konuşma yapmak için. Görüntülü konuşma için ya da sosyal medya odaklı selfie çekip de onu paylaşmanız için. Aslında selfie için de çok iyi olduğunu söyleyemem. Şu an arkada zaten örnek görüntüler dönüyor arkadaşlar. Size bakarsınız onlara. Şey değil zaten. Bir kere ben tabletle fotoğraf çekilmesini garip karşıladım. Kesinlikle. Şey işte konsere gidiyorsunuz. Elde böyle tabletle abi. Sahneyi kapatan tabletler çıkıyor yukarı birdenbire. Pankart kaldırır gibi. Aynen öyle. Hani şey, o yüzden tabletlerin çok kamera odaklı olmasına ben alışamadım daha. Ki zaten hani şu an piyasada benim bildiğim kadarıyla kamera odaklı bir tablet yok abi. Hani arka kamerası da 5 megapiksel bunun. Şöyle bir tablet kamerasından ne bekliyorsan onu veriyor abi sana. Kimse hani tablet kamerasından ultra mükemmel performans beklemesin zaten. Bunu beklemek yanlış olur. 5 megapiksellik bir tablet kamerası size ne vaat ediyorsa onu vaat ediyor ve daha da üstünü vermiyor. Ki zaten hepimizin cebinde artık güzel telefonlar var abi. Güzel fotoğraflar çeken telefonlar var. Yani fotoğraf çekerken onları kullanın. Çok acil bir ihtiyacınız varsa tabletinize danışın fotoğraf için. Cebinizde hem tablet hem çantanızda hem çantanızda tablet hem cebinizde telefon vardır. Telefonunuzun şarjı bitmiştir mecburen. Tabletle fotoğraf çekmek zorunda kalmışsınızdır. O orada iş yapar. İşinizi görür. Aynen öyle abi. Onun dışında şimdi bir de benchmark sonuçlarına bakalım. Antutu'dan ve Geekbench'ten kaç puan olacak onları Antutu da görelim. Antutu sonuçları açıkçası ben biraz araştırdım, kurcaladım vesaire. Hı-hı. Antutu sonuçları beni şok etti desem yeri var. Ben biraz daha düşük bekliyordum. Testlerde göreceğiz abi. Hı-hı. Bakalım. Benchmark sonuçları şu şekilde. Antutu'ya baktığımız zaman 31.740'lık bir puan aldı. 31.740. Fena bir rakam değil bu. Geekbench'e baktığımız zaman da tekli çekirdekte 790, çoklu çekirdekte de 1850 puan aldı. Evet arkadaşlar, benchmark sonuçlarımız da bu şekilde çıktı. Dilersen artık son sözlere gelelim yavaş yavaş. Evet, yavaş yavaş bitirelim. Ben şeyi tekrarlamak istiyorum. Eğer işte 500-550 lira civarında bir bütçeniz varsa ve hem 10 inçlik hem de 2 GB RAM'i olan bir tablet arıyorsanız zaten çok fazla seçeneğiniz yok. O fiyat aralığında çok fazla seçeneğiniz yok. Hani 3 GB RAM'i de çıkarsınız ama 2000 lira para verirsiniz, o ayrı. O yüzden tercih edilebilecek tabletlerden birisi. Yani hani şunu söyleyebiliriz belki, çok oyun odaklı bir tablet arıyorsanız arkadaşlar orada bir tık geride kalabiliyor sanki. Evet, hani mevcut donanımını zorlayacak olan işlemleri yapacaksanız
problem yaratabilir. Çünkü dediğim gibi Intel Atom işlemci oyunlarda ısınma problemi, donma problemi, kasma ki problemi... Ki oyunları açmama, destekleme problemi en baştaki problem. Yaratabiliyor. Ama 4 çekirdekli 1.83 GHz'lik Intel Atom işlemci günlük kullanımınızı çok rahat karşılar. Kesinlikle. Yani internette çok dolaşıyorsanız, film izliyorsanız, dizi çok takip ediyorsanız yani bu tablet bayağı iş görür bence. Yani. Tamamdır. O zaman bitirelim yavaş yavaş. Kapatalım. Kapatalım. Ne diyelim? Tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Barış Kahraman. Bundan sonra herhalde her hafta buradayız. Buradayız. Umarım. İncelememizi beraber yapacağız. Ben de bir kez daha sizlerin huzurunda Barış'a hoş geldin diyorum. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'dan da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.